Kupan taşı, yağ taşı öncesi daha bir hızlılık, bir tabii ki, tabii ki. Doğru, orada doğru. Evet. Ve nasıl kullanılır? Sulu mu kullanılır, susuz mu kullanılır? Veya ne zaman? İşte kırık varsa, dönük varsa, şişkinlik varsa mı tırpan taşı kullanılır? Mesela şuradaki sarı bıçak hepsinden daha şey. O bıçakta tırpan taşı kullanılır mı? Veya Furkan Can bunu eline alsa, bilemeye gelmiş olsa. Evet. Sen bana ne yaparsın? Yağ taşından yapar. Önce işlemi uygulardın. Uygular buna. Mıydı? Uygulardım. Yani nerede işlemi uygularsın? Furkan kardeşim onu izah et. Şimdi yani arkadaşlar. Burada. Merak edilenmiş. Aynen. Çünkü söyleyeyim. Hemen direkt yağ taşına mı geçmeli? Yoksa öncesinde bir müdahale edilmeli mi? Nasıl bir kontrol? Şimdi ben elime bir bıçak aldığım zaman bıçağın ağzına bakıyorum. Eğer ağzında bir büküklük, dönüklük, kırıklık vesaire hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Evet. Hiçbir şey yok. Bıçağın ağzı çok ince de değil, çok kalın da değil. Evet. Normal, standart bir bıçak yani. Buna hiçbir işlem yapmadan direkt yağ taşımda biliyorum ben bıçağı. Ama bıçağın ağzı bu şekilde kalınsa ya da çok aşırı inceyse ya da bıçağın ağzında bir dönüklük vesaire bir şey varsa bunu dişli taşla. Nedir bu dişli taş? İsterseniz nal buradan alacağınız şu tırpan taşı arkadaşlar. Şöyle tırpan taşı. İsterseniz bu olacak. İsterseniz suda kullanılan dişli bileme taşları oluyor. Su taşı diye geçiyor. O olur. Ya da ben çok bıçak biliyorum derseniz zımpara makinesi. Sedat Tekoğlu size bir tane yapabilir mi? Aynen. Sedat abi yapıyor bu makinelerden. Ya da şu taş, şöyle bir taş. Mesela bunu Ümit arkadaşım nasıl kullanıyor? Yerleştirmiş bunu bir straforun içine. Şu şekilde şöyle sürtme yöntemiyle bunu kullanıyor. Bu da bundan aynı görev. Aynı görev görür abi. Aynı. Hangisi daha kalın? Dişli taş olsun da. Daha yani, dişli bundan. O sebepten evet. Biraz daha dişli çok... olsun da. İster su taşı olsun, ister tırpan taşı olsun, evet. İster zımpara olsun fark etmez. Ama dişli bir şey olsun. Evet. Neden dişli? Yağ taşında bunu düzeltemez misin? Düzeltirsin ama çok zamanı alır. O yüzden dişli taşla hemen zamanı kısaltmak adına bu. Şimdi gelelim yağ taşı bıçak biliyor mu bilemiyor mu? Yok, ondan öncesinde şunu sorayım. Bu işlemlerin ardından zımpara, tırpan taşı vesaire ardından olmazsa olmazı yağ taşıdır. Çünkü Burkan Can demişti ki kesmek var. Kesmek. Kesmek. Evet. Doğru mu? Aynen. Şimdi bu şekilde yuvarlak bir taş varsa bunu şöyle şu şekilde de yapabilirsiniz. Ya da dairesel de yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde bir tırpan taşı varsa bıçağı tutup şöyle arkadaşlar görünüyor mu bilmiyorum şöyle göstereyim. Şöyle çapraz olarak çapraz şu şekilde bıçağın ağzına müdahale edebilirsiniz. Ama her zaman söylediğimiz gibi hangi taşla bıçağın ağzını düzeltirseniz düzeltin eninde sonunda bu bıçak yağ taşına gelecek. O arada bir şey söylemek istiyorum. Bıçağın ağzını düzeltmekten kasıt dışından. Ağzına pürüzsüz. Dümdüz şekillenecek. Şurada Ümit kardeşimiz yapmış. Evet. Herhalde kastedilen bu. Evet aynen bıçağın sırtından ağzına kadar dümdüz bir şekillenecek. Şimdi arkadaşlar videoda belki görürsünüz bıçağın ağzında parlamalar var şuralarda. Bu sorun değil. Bu zaten işlem gördüğü için sırtından ağzına doğru dümdüz olduğu için bu parlamalar var. Bu herhangi bir şeye engel değil. Bıçak da gayet de güzel olmuş. Evet. İnceliği falan iyi. İşte yağ taşı yaparız buna. Yap bir görelim. Tamam. Şeyi söyleyeyim, yağ taşı bıçak biler mi bilemez mi? Bu tamamen tabir, öyle söyleyeyim. Ben şimdi İzmit'te de çalıştım, Adapazarı'nda da çalıştım. İzmit'te benim bu yaptığım işleme bıçağın ağzını düzeltme deniyor. Evet. Buradaki işleme bileme deniyor. Evet. Adapazarı'ndaki buradaki işleme bileme deniyor. Burada da külahı alma deniyor. Yani bıçağın ağzındaki külahı alma deniyor, çapa alma deniyor. Esasına bakarsın mantık aynı. Aynı konuya çıkıyor. Söylemler aynı. Farklı. Evet, evet, evet. Yani söylemler farklı. Onun karşısında odur. Şurada şu konuya bir aydınlık getirelim. Yağ taşı bıçağı inceltir mi? Ne kadar zamanla inceltir? Şimdi bıçağı... Bazı sorulan sorular... Tamam bıçağı yağ taşında biliyorum. Biledikten sonra tırnak kontrolü yapıyorum. Evet. En dibinden en burnuna kadar tırnağım tutuyor yani. Yani bıçak bilendi. Bıçak bilendikten sonra bilemeye devam ederseniz... Evet. Bıçak iyice ağzı inceler. İnce, sonuçta bu sefer dönmeye başlar. Burayı bilersin bıçak bu tarafa döner. Çevirirsin burayı bilersin aynen. Bıçak bu tarafa döner. Yani sonuç itibariyle bu taş bıçağın ağzını inceltir. 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 İşte aynen. Peki. Burada bazı çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Bunu aydınlatmak aslında gerekir. Aslında en önemli şey kişinin şurada yanılıyoruz bence. Şunun başına oturuyoruz ve nerede duracağımızı bilmiyoruz. Başlarken sorun yok.
Zaten işte ben az daha sürteyim, az daha sürteyim. Biz nerede duracağız? O zaman tam şöyle. Anladım. Tam durma noktamız. Şimdi şu bıçakla onu gösterelim. Biz nerede duralım? Nasıl başlayalım ve nerede duralım? Kendi şahsıma yaptığım işlemi söyleyebilir miyim? Tabii ki. Biledim. Şu anda o bıçağı ben çarkta biledim. Evet. Sadece ağzını açtı. Şimdi yağ taşı işlemim var. Şimdi ben burada nerede duruyorum? Ağzındaki çapağı tamamen temizleyene kadar. Hı-hı. Tamamıyla bütün çapak temizlendikten sonra bakıyorum ağzına. Herhangi bir dönme işlemi falan, herhangi bir ufak tıkırıklar falan var mı? Ele takılmayana kadar. Elime takılmadıktan sonra benim için yağ taşı işlemi bitmiştir. Kaç dakika sürer? Ama 3 dakika, ama 5 dakika. Ama 15-20 evet. dakika sürmez. Yani çapağı tamamen, dönmeleri falan aldığından sonra masatla çalıştırırım. Ondan sonra daha işlem, yağ taşıyla bir işlem kalmaz o bir şey. Yani bakalım şu Furkancan arkadaşımıza. Peki mazot, gaz yağı veya yağ. Abi şöyle söyleyeyim. Olur mu? Ben mazot da kullandım, gaz yağı da kullandım, makine yağı da kullandım, su da kullandım, bitkisel yağ da kullandım. Her şeyi kullandım. İlk zamanlar su dokunmuyor. Ondan sonra taş çok sertleşiyor. Bıçağı tutmamaya başlıyor. Evet. Suyu eliyoruz. Mazotla bitkisel yağ kullandım. Suyla aynı etkiyi yaptı. Taşın yüzeyi mahvoluyor. Zımparalamak gerekiyor. Mazot gayet iyi ama kışın soğuk havada ben evin içinde bileme yaptığım için ben mazotu artık kullanmıyorum. Evin içi mazot kokuyor çünkü. Evet, çok... O yüzden ben makine yağı kullanıyorum. Resmen dikiş makinesi yağı. Ben hidrolik yağ kullandım. Gaz yağı kullandım. Evet. Gaz yağı da hemen uçup gidiyor. Uçup gidiyor. Sürekli evet, sıkmak gerekiyor. Ben ya. Makine yağından çok memnunum. Çok uzun süredir de yani daha belki 4 senedir falan makine yağı kullanıyorum. Hidrolik yağ mı o? Şöyle. Hidrolik mi o ya? Yok, normal makine yağı. Şey mi, dikiş makinesi yağı mı? Yok, dikiş makinesi motor yağı yani. Motor yağı. Kaç 5.40 mı? Bilmiyorum arkadaşım ben. Ben de getiremiyorum ya. Kim isterse var ille bende. Aynen. Valla kaç? Ben hidrolik işi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar. Hidrolik yağ ver bana ya. Var ille ya. Şimdi her zaman ne yapıyoruz? He. Önce dik biliyoruz bıçağın ağzını. Aynen görünüyor ya videoda. Şimdi bıçağın ağzını önce dik çekiyoruz. Bastırıyor muyuz? Çok bastırmıyorum, çok normal. Çok hafif. Şöyle dik çekiyorum. Bu arada profesyonel bir ustanın elinde bizim bilediğimiz bıçağın performansını görmüş olacağız. Aynen. Yok sen güzel açmışsın aynen. Allah için. Yanaklarını falan şimdi şöyle gördüğünüz gibi dik çekiyorum. Merak ediyorum abi işin açıkçası yani ne yalan söyleyeyim herkesin elini görmek isterim. Şimdi ya. Ben abi biz 10 senedir görüşüyoruz şekilde... benim kafam hala almıyor. Eve alıyorum, eve davet ediyorum. Makine yapıyorum onu yapıyorum yok abi. Çok usta tanıyoruz. Sıkıntı oradan oluyor. Bakın hiçbir şekilde bir takılma yok. Evet. Bakın hiçbir şekilde bir takılma yok. Takılma olsaydı şuraları çekecekti. Evet, çekecekti. Bir takılma yok. Bunu şeyde de gördüm. Bülent Geyik de yaptı. Evet. Şimdi takılma yok. Bıçağın ağzını şöyle bakayım. Bakın tırnağımı da tutuyor her tarafı. Bakın tırnağımı da tutuyor. Yani dik çekme olayı bitti. Evet. Aynen. Şimdi artık bilemeye geliyor. Şimdi arkadaşlar dik çektik. Bıçağın ağzını da düzelttik. Şimdi başlıyoruz bilemeye. Daha önce iki sefer gene göstermiştim. Tekrar söylüyorum. Bıçakla taşın arasında ne kadar fark olacak? Evet. Açı farkı. Şöyle göstereyim. Bunu özellikle her videoda gösteriyorum ki bu çok önemli. Yani. Evet, yağ taşı kullanan herkesin bunu bilmesi lazım. Yoksa bileyemez. Şimdi ben şu arada bir şey söyleyeyim. Yağ taşının gerçekten çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum ben. Yani bilen adamı da yanıltıyor. Yani ben bileme yapıyorum diyor adam ama çok inceltiyor. Evet. O yüzden ısrarla nerede duracağız diye. Evet. Şimdi bakın görüyorsunuz bıçakla şey arasında bir açı farkı yok. Yatırdım yok, komple. Evet. Bakın hiçbir şekilde bir ses gelmiyor. Bıçak taşın üzerinde kayıyor. Kaldırmaya başlıyorum. Temas etmeye başladı. Temas etmeye başladı. Açı bu. Şurası kaç dereceyse artık. Evet. Açı bu. Ortalama parmak altına girecek kadar oldu mu? Açı şu. Şöyle arkadaşlar. Bakın bıçağın burnuna. Şu an şuradayım. Buralara geldim. Evet. Buraları sürüyorum. Sonra bu şekilde. Yine çok fazla bastırmadan. Kesinlikle. Çok bastırmıyorum. El ağırlığı yetiyor. Aynen. Şöyle sürtüyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bıçağın en dibinden orta kısımlarına ve burnuna doğru geldim. Sonra burnundan
iniyorum, diplerine doğru iniyorum. Şöyle çekiyorum. Arada şöyle çekiyorum ki bu dairesel bileme hareketinde dengesiz yenen kısımlar varsa düz çektiğim evet, zaman dümdüz temizlemiş oluyor o esir. Aynen. Şöyle gidiyor. Şöyle bir sileyim bıçağımı. Bıçağı sildim. Bak mesela birkaç kere sürttüm burada gördünüz. Önce bıçağın durumuna bakıyorum. Yani aynı şekilde devam mı edeyim yoksa ekstra bir işlem yapacak yani mıyım? Bakıyorum. Şöyle bir dönüklük var mı bakıyorum. Bir dönüklük yok. Bıçağın ağzında bir bozulma yok. Tırnağıma bir bakayım şöyle. Tutmaya başlamış ama daha farklı tutması lazım. Şöyle. Tabii ki burada belik bıçağı bastırmıyoruz. Bunu kesinlikle. Çok kesinlikle. Çok çünkü. Ben yağ taşını terazinin üzerine koydum. Orada yazan gramajı görüyorum 6 kilo. Evet. Hepsi içinde. Bileme yaparken ekrana bakıyorum 8 kilo görünüyor. Yani 2 kilo gibi bir basınç yapıyorum. Yani biliyorsun ben işi hep teknik yani kısımlarından. Yani zaten millet ben sana söyleyeyim. Seninle tanıştık kafalar karıştı. Mikroskop bilmem ne. Adam hakikaten öyle ya. Adam mesela bir soru soruyor. İyi bir bıçak el dövmesi nerede yaptırabiliriz falan. Abi adam bir yazıyor. Ben okurken artık böyle diyorum ya maşallah adam dünya turu yapmış ya. Ben hiç o kadar uğraşmadım mesela. Tabii. Trabzon'a gittim adamlar bıçak üreticilerini gezdim. Kapı kapı gezdim ya. Abi valla hiç uğraşmadım. Adamlar biz bizler hayatımızda ilk defa Masat'tan buraya bıçak almaya gelen gördük. Sürmene'ye gittim. Yani bir adam, gün Sürmene'de bıçakçıları gezdim. İşte şurada ben şunu anlıyorum. Adam yapmış olduğu işe vermiş olduğu önemli. Kesinlikle ya. Ben bunu hissettim yani. Şimdi arkadaşlar şöyle şu hareketleri yapıyorum. Siz illaki benim bu yaptığım hareketi yapmak zorunda değilsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Şimdi gene gördünüz birkaç dakikadır sürtüyorum. Gene bıçağın ağzına bir bakayım. Şimdi bu bıçağın burası döndü. Evet. Yani demek ki ben bu tarafına birazcık fazla sürtmüşüm bunu. Evet. Bilendiği fazla halde sürtmüşüm. Yani. Bu bıçağın bu tarafı döndü. Alın bakın abi. Şöyle parmağını şöyle sürt. Evet çok hafif var orada. Evet. Sen de bak. Çok hafif var orada. Şurada, şurada. Belli zaten şu uç kısmında belli. Ha tamam mı? Değil mi? Evet. Bakacağım mı abi? Kılma abi. Eğer ihtiyarım biliyorsun. Parmaklarda hissiyat yani varsa diyecektim ben. Orasına doğru. Yani ihtiyar da benim bu arada. Evet, evet. Bunu ne şekilde şimdi toparlayacağız? Burası neden döndü? Bıçağın bu kısmı birazcık inceydi. Evet. Ben de sürtmeye devam ettikçe ince kısım evet, dönmeye başladı. Yani mukavemeti düştü, düştü, düştü. Bir yerden sonra kurtaramadı, döndü. Az önceki demek istediğim oydu. Yağ taşını da kalınlaştıracağız. Şimdi ben de ne diyorum bununla ilgili? Bıçak iyi ki burada döndü. Burada dönmese evet, kesinlikle dönecekti. Evet. Yani, şimdi ben bunu ne yapıyorum? Bu dik kısmı, şey dik çekiyorum. O kısmını şöyle dik çekiyorum. Şöyle orayı kalınlaştırıyorum. Demek ki bu bıçağın şu anda en zayıf noktası orasıymış. Aynen. Orası döndü. Yani burada çalıştırma pozisyonunu ayarlıyoruz. Evet. Şöyle tekrar şöyle çekiyorum. O inceliği tamamen kaybedene kadar bunun üstünde oynuyoruz yani. Evet. İyi görünüyor. Bakın bakalım. Şimdi yok evet. Kırıldı düştü. Dik çektim kırıldı orası. Evet bak mükemmel olmuş şu anda. Sen ne bakıyorsun Semra? Şu anda çok güzel oldu. Aynen. Bak az önceki o incecik ağız kalınlaştı. Gördün mü abi? Daha bu hiç tırnağımı tutuyor. Eğer bu elimden hissedebileceğimden daha da küçük olsaydı bu dönme tırnağımı tutmayacaktı. Evet. Şimdi bazen mezbahada çalışırken kışın çok soğuk oluyor. Ellerimizi hissetmiyoruz. Hissiyat yok. Bakınca anlayamıyorum. Tek güvendiğim nokta tırnak kontrolü. Şu anda yok. Şimdi genel olarak bir tırnak kontrolü yapayım. Şöyle. Bak şurası kaçırıyor. Kaçırıyor. Evet. Buralar tutuyor. Şöyle yapayım. Aynen burası kaçırıyor. Buralar tutuyor. O kaçıran yere şöyle bir bakayım.
Hemen neden kaçırdığını söyleyeyim size. Bir tarafa yine döndü. Aynen. Bıçağın evet. O kısmı inceydi çünkü. En kötü yeri kaçırdı. Evet. Evet, tam evet. Kesecek yeri. Kesecek. Şimdi burada hemen şöyle yapıyoruz. Çok güzel örnek oldu evet, mesela. Evet yani. Çok güzel örnek oldu. İşte onu özellikle getirdim. Yani sırfın ağız açılmış bıçakla evet, evet. Ne şekilde işlem yapıyor. Bu sefer o bölgeyi biraz daha. Bu sefer tabii. Bakma bıçak taşın üzerinde komple duruyor gibi görünüyor ama ben bu bölgede çalışıyorum. Bu bölgede çalışıyorsun. Şöyle. Hiç bastırmıyorum bu işlemi yaparken. Hiç ama. Şimdi bakalım. Şöyle. Evet. Zaten tırnağımı tutuşundan da belli. Bakın şimdi her tarafı tırnağımı tutuyor. Görüyorsunuz. Bıçağın o ağzındaki en ince kısımda gitti. Hı hı. İncelik gitti. Yani şu anda danaya vurduğu takdirde herhangi bir sıkıntı? Allah'ın izniyle keser. Ya. Tabii ki Allah'ın izni olmadan hiçbir şey olmaz, ayrı bir şey. Muhafazası da kullanan kişiye kalmış. Öyle yani, mi? İki canada da döndürüyor. Zaten bıçağın kullanırken bıçağı koruyabilmek zaten apayrı bir meziyet. Evet. Şimdi bıçak. Ben özellikle hazır videoda kendime tekrar söyleyeyim. Yanlışım varsa düzeltin. Bilediğim zaman veya bilediğim kişilere doğru masa attığım sürece, herhangi bir yere kemiğe falan vurmadığım sürece kolay kolay bıçağın durmayacağını söylüyorum. Tabii evet. Dönmedikten sonra, dönmedi sürece. O dönmeyi de ben ayarlıyorum zaten bilerken. Dönmeyecek şekilde biliyorum. Onun haricinde doğru masada atıldığı sürece ben bıçağı keseceğine inanıyorum. Nasıl tutuyor? Bir tırnak kontrolü yapalım. Canavar gibi tutuyor. Sıramış, senin evde böyle ilk bakmıştım. Lan şöyle bir çeksem sanki baş parmağımı koparacak gibi bir his vermiştim. Evet. Peki ustam şu an kör oldu mu? Tırnağı vurduk ya. Yok, yok. Belki soranlar olabilir de. Yok, anladım. Tırnak kontrolünden dolayı bıçağın ağzına herhangi bir zarar gelmez. Bu bıçak şu o an kesime hazır bir kesersen, tabii. O bozuyor bıçağın ağzını. O zaman bir daha bir yağ taşı ince, tabii uzun uzun değil. Hemen bir iki sefer şöyle bir ağzına baktırıp. Ya bir de işte herkesin şeyi başka, stili başka. Ben yaptığım yayınlarda genelde öyle diyorum abi. Ben kendi dileme şeklimi tarif ediyorum. Yani o şekilde söylüyorum. Bir şekilde olmazsa olmaz diye bir kaydı yok. Herkesin stili farklı. Şimdi ben böyle kestiririm. O başka türlü kestirir. Önemli olan bıçağı kestirebilmek yani. Evet. Sen de sıradan kontrol yap. Çok da bastırma. Kaçırırsın aşağıya. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir şey söyleyeceğim burada. Şimdi bu bıçak bilendi. Bilendi. Buna daha kesime kadar kesinlikle böyle kuru kuruya masat atmıyoruz. Kesen bir bıçağa kuru kuruya masat attığımızda artık bıçak durmaya başlar. Yani kuru kuruya öyle masat atılmaz sürekli olarak da. Evet. Kullanıldıkça. Kullanıldıkça masat atma sıklığı diye bir şey var mıdır? Veya bir kişi eline aldığında kaç sefer masat atar? Çalışan bir kişi abi, kendim ayarlar. Şu kadar hani şöyle sayıda... bir şey vardı özür dilerim bu soruyu şundan sordum. İşte altta bitir. 1 2 3 at. Altta bitir. Ya, üstte bitir yani. Gibi. Altta bitir, üstte bitir diye bir şey olmaz. Neden olmaz? Bu masa canlı değil ki bunu hissedemez ki, bilemez ki. Yani beni tek sayıda bıraklar ben bunu kestirmeyeyim mi diyecek. Öyle bir şey olamaz. O yüzden masa tatma sıklığını nasıl olur? Bıçağı kullanırsın. Bıçağın nasıl kestiğini zaten biliyoruz. Hissedersin. Hissettiğinin dışında kesimde yani bıçağın kesmesinde bir azalma var ise o zaman masat atarsın. Evet. Azalma yoksa masat atmazsın. Azalma yoksa masat atmazsın. Zaten çok masat ama her iyi bir şey olmadığını atıyorum. Sen her dana kestiğinde kınına tekrar koyarken masat atıp o şekilde. Evet. Masat atıyorum. Bir sonraki kesime hazır oluyor. Bunu kesinlikle yaparsın. Evet ama yüzümde falan nasıl oluyor? Şimdi dana keserken kendimi garantiye almak için ben masada peşin peşin atıp koyuyorum kınama. Evet. Ama yüzerken
bıçak kestiği sürece ben masa atmıyorum. Ne zaman ki bıçak hissediyorum yavaşladı. Yavaşlıyor, hemen çıkartıyorum, masa atıyorum, devam ediyorum. Ama kesimde sonuçta ben canlı olduğu için riske atmıyorum, az masa atıyorum. Çünkü şunu da söyleyeyim, bıçağa masa atmak bıçağı kestirir ama bir zaman sonra artık bıçağın ağzı şişmeye başlar, kestirmez. Evet. Az önce Uğur'a bir örnek verdim siz gelmeden önce mesela. Bu aynı şey gibidir. Kalem tıraştan kalemi açarsın, ucu çok sivri olur. Kullandıkça kalınlaşır. Kalınlaşır. Yazı yazacağın pozisyona gelir. Yani yazı yazdıkça kalınlaşır. Yazmaya devam ettikçe de ucu odun gibi olur kalemin. Ha. Ne olur? Tekrar açma gereği hissediyor. Aynı şekilde. Masada da kullandıkça o tamam bıçağın ağzını düzeltir, kestirir ama bir zamandan sonra artık geriye doğru çekmeye başlar yani. Evet, yani çünkü zaten öyle olmasa bir kere bıçağı veririz, bir sene gider. Ben diyecektim çok yaşa. O sebeple işte ben biliyorum, çok fazla masa da ben bir biliyorum, Dörvay ben bıçak bilemiyorum tarzında açıklamalar pek asıllı evet. Bir insan. Yani birçoğu da yatmıyor. Az önce söylediğim gibi insanlar şu taşla ağzını düzeltmeyi bileme olarak gördüğü için evet. Mesela o zaman benim bıçağım ben o zaman 2 senedir 3 senedir bilemiyorum. Gibi. Evet. Ki öyle oluyor demin dediğin evet. Gibi. Bunu en son düzeltme 2000... olarak gördükleri için. Evet en son 2017 diye. Yılında benim bıçağımı taşa sürdüm. O zaman ben 4 senedir bıçağımı bilemiyorum. Değil mi? Öyle olmuyor. Çünkü yani. Ben kendim gördüm yani ben bu özellikle Afyon yöresinin bunu cebinde taşıdım. Evet. Anladın mı? Yani. Bu şekilde yapıp. Değil mi? Çok masa atmanın üstüne de masa atılıyor. Tabii tabii bana da evet. Masa at. Doğru. Hakikaten doğru. De ne kadar çok masa yani atarsa. Çünkü o kadar daha çabuk çalışmadan yani bıçağı çalıştırmadan masa atarsan da ters tepki yapar bu sefer. Tabii o da sıkıntı.